Merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir program olacak. Ve güzel yemekler hep beraber hazırlanmış olacak. Malzemelerimizi hazırladık, biz burada yemeklerimizi yapacağız. Siz de evlerinizde yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek inşallah hep beraber hazırlanmış olacağız. Hangi yemeğimiz var bugün sizler için hazırlayacağımız? Çok güzel bir karnıyarık hazırlayacağız. Köfteli karnıyarık hazırlayacağız ve onun yanında makarnalı güzel bir pilavımız olacak. Ve onun yanında güzel fındıklı süt tatlımız var. Tatlı hazırlayacağız ve bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak. Tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yapacağız. Siz de evinizde yapacağız. Lezzetli, kolay ve pratik inşallah 3 tane yemek olmuş olacak. Tekrardan yemeklerimizi izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız TGT U sayfalarından takip edebilirsiniz. TGT olarak hem Facebook, hem Twitter, hem Instagram, hem de YouTube'da bizleri takip edebilirsiniz. Aynı şekilde bütün programlarımızı orada da bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ondan sonra programımızı tekrarını izlemek istiyorsanız, programımızı tekrarı gece saat 1 ile 1.30, hafta sonları saat 10 ile 11 arasında programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. İnternet üzerinden bizleri izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız veyahut da yayın akışımızı merak ediyorsanız onu da sitemizden takip edebilirsiniz. www.tgtu.com'dan bizleri takip edebilirsiniz. www.tgtu.com'dan bizleri takip edebilirsiniz. Orada da yemeklerimizi aynı şekilde dediğimiz gibi veyahut da yayın akışımızı, programlarımızı, yemeklerimizi de izlemek istiyorsanız onun üzerinde izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veyahut da Abdullah Hakim YouTube sayfalarından takip edebilirsiniz. Instagram ve diğer sayfalarımda hem bana ulaşabilirsiniz hem sayfalarımı takip edebilirsiniz. Size ait yemekler varsa bizlerle paylaşmak istiyorsanız veyahut da yemeklerimi görmek istiyorsanız aynı şekilde bütün sitelerimi hem takip edebilirsiniz hem de yemeklerimi görebilirsiniz. Ondan sonra programımıza konuk olmak istiyorsanız aynı şekilde sitelerimizden bana ulaşabilirsiniz. Eğer farklı yemekler de görmek istiyorsanız hepsi de orada gramajlarla, tariflerle, ölçülerle yayınlanıyor. Aynı şekilde orada da bakabilirsiniz. O zaman biz ilk önce karnıyarıkla başlayalım sizlerle beraber. Şöyle köfteli, nohutlu güzel bir karnıyarığımız olacak. Onun listesini alalım. Ondan sonra yavaş yavaş hazırlığımıza devam etmiş olalım. Öncelikle kullanacağımız malzemelerimiz. Evet, tatlımızın listesini mi göndeririz? Tamam, tatlımızı alalım, sonra alalım. Evet, kayısılı fındıklı su muhallebimiz için sevgili izleyenimiz hemen iki listemizi peş peşe alacağız. 200 gram kadar kuru kayısımız, ondan sonra 100 gram kadar fındık içimiz, ondan sonra 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 paket vanilyamız, ondan sonra 1 adet veya 2 adet mandalina kullanılabilir. 200 gram kadar kuru kayısımız, 100 gram kadar fındık içimiz, fındığı isterse biraz daha arttırabiliriz. 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 paket vanilyamız, 2 adet mandalina kullanacağız. Önce tenceremizi için hemen suyumuzu ilave ediyoruz. O yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Kayısılarımızı ufak ufak doğrayacağız, içine ilave edeceğiz. Onları ilave ettikten sonra o kaynamaya devam edeceğiz. İçine şekerimizi ilave edelim. Şekerle beraber fındıkları içine ilave edeceğiz. Ve ondan sonra ayrı bir kabımıza nişastamızı hazırlayacağız. Onu da içine ilave edeceğiz. Ve nişastayla beraber iyice bir koyulaşacak. Koyulaştıktan sonra sunum yapacağımız tabağımız, bardaklarımız veyahut da sunum tabaktan hangisini istersen onun içine ilave edip güzelce bir şekilde bir süsleyeceğiz. Ve süsledikten sonra da afiyetle yiyeceğiniz lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Evet, hemen köfteli mısırlı karnıyarık içinde kullanacağımız malzememiz sevgili izleyenlerimiz. Onun için de 4 adet patlıcan kullanıyoruz. Ondan sonra 450 gram kadar dana kıymamız, ondan sonra 1 su bardağı kadar nohutumuz, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız. Tabii siz isterseniz sarımsağı az veyahut da fazla da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 2 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pulverimiz, kekiğimiz, yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız, 4 yemek kaşığı kadar mısır kullanacağız. 4 adet patlıcan, 450 gram kadar kıymamız, ondan sonra 1 su bardağı kadar nohutumuz, ondan sonra 2 diş sarımsağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra 2 adet biber, 2 adet domatesimiz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pulver, kekik, yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız, ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar mısır, istersen mısırı biraz daha artırabilirsiniz, fazla da kullanabilirsiniz. 4 ve 6 kişilik ailelere göre hazırlığımızı yapıyoruz. 4 tane patlıcan kullanacağız, 450 gram kadar kıymamız, 1 su bardağı kadar nohutumuz, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 yemek kaşığı kadar biber veya da domates salçası olabilir. Ondan sonra 2 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pulver ve kekik kullanacağız. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız, ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar mısır kullanacağız. Önce patlıcanları güzelce bir şekilde bir soyduk. Soyduktan sonra hemen tavamızda kızarttık, kenara aldık. Onları kenara aldıktan sonra ayrı bir kabımızı içine hemen kıymamızı, baharatlarımızla beraber güzelce bir şekilde bir hazırlayacağız. Hazırladıktan sonra onu küçük küçük keseceğiz. Tepsimizi içine dizeceğiz. Tepsimize hemen dizdikten sonra fırına göndereceğiz. Fırında pişmeye başlayacak. O fırında pişmeye başladıktan sonra biz de sosumuzu hazırlayacağız güzelce bir şekilde. Sosumuzda hemen içine biberimizi, soğanımızı, tekrardan sarımsağımızı ilave edeceğiz ve onunla beraber iyice bir sosumuzu hazırlayacağız.
Sosumuzu hazırladıktan sonra köftelerimiz pişecek ve köftelerimizi içine ilaveceğiz. Nohutlarımızı içine ilaveceğiz. Ondan sonra mısırımızı içine ilaveceğiz ve harcımızı karıştıracağız. Harcımızı yani kağıt kebabı gibi bir harç olacak. Hazırlandıktan sonra baharatlarımızı içine ilaveceğiz. Onunla beraber tekrardan karıştırıp patlıcanların içini dolduracağız ve içini doldurduktan sonra domates veya da biberle beraber süslememizi yapacağız. Tekrardan fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek. Piştikten sonra da afiyet yiyeceğiz. Hem lezzeti hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Hemen şöyle bir patlıcanları biz hazırladık sevgili izleyicilerim. Siz isterseniz az veya fazla da kullanabilirsiniz. Eğer ki biraz daha fazla da olmasını istiyorsanız fazla da tutabilirsiniz. Onlar hemen şöyle bir kenarda beklesin. Biz de artık hazırlığımıza geçebiliriz. Ben önce bir kabımı ayarlayayım. Şuradan bir tane kabımı alayım. Köftemiz için hemen sunumuza başlayalım. Öncelikle kullanacağımız kadar kıymamız. 450 gram kadar kıymamız demiştik. Kıymamız hazır. Onu ben şöyle bir kabın içine alacağım. Siz isterseniz biraz daha fazla da kullanmak istiyorsanız fazla da kullanabilirsiniz. Onun üzerine biraz baharatlarımız. Hemen biraz tuz. Ufak çocuk yoksa kullanılabilir. Çocuklar. Biraz çocuklar acı biberi sevmedikleri için, pul biberi sevmedikleri için onlar için az kullanır. Veya hiç kullanmayabiliriz. Şöyle biraz kırmızı toz biberimiz içine ilave edelim. Çok hafif biraz karabiberimiz. Şuradan biraz da karabiberimiz üzerine şöyle bir öğütelim. Ondan sonra karabiberimizi içine ilave ettikten sonra biraz kimyon içine ilave edebiliriz. Eğer ki siz biraz fazla da olması istiyorsanız fazla da kullanabilirsiniz. Evet, biraz da kimyonumuzu üzerine döktük. Ondan sonra bir tane tepsimiz, şöyle bir küçük bir tepsimiz. Onun içine de çok hafif biraz yağımızı dökelim. Minik biraz yağımız. Yapışmasın diye köftelerimiz. Ve artık hepsimizi yağladıktan sonra yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Hemen şöyle bir tepsimizi önce bir yağlayalım. Fırınımızın altını açalım. O da diğer yanda hemen bir ısınmaya devam etsin. Fırınımızın da altını açtık. Yavaş yavaş ısınırken biz artık köftemizin hazırlığına geçebiliriz. Hemen harcımızla beraber şöyle güzelce bir şekilde baharatlarımızı içine dahil ettik. Baharatlarımızla beraber yavaş yavaş karıştıralım. Köftemizi iyice bir hazırlayacağız. Ufak bir kabın içine hatta köfteleri daha düzgün kesmemiz için çok hafif biraz yağımızı ilave edebiliriz. Ben şöyle bir tane tabağımı alacağım. Ondan sonra hemen şöyle kenarda, sessiz bir tezgahımızı görün arkadaşlar. Ben kenarda bir tabak alacağım. Evet, şöyle biraz küçük bir kabımızı, bir tane tabağımızı alayım. Ufak bir yağımızla hemen minik biraz hazırlığımıza devam edelim. Evet, çok hafif. Yağımız da hazır. Elimi biraz şöyle bir yağ batırıp ondan sonra köftelerimizi yavaş yavaş hazırlamaya başlayacağım. Tabağımız da hazır. Onu da öyle bir rahat çalışacağımız şekilde ayarladık. Ayarladıktan sonra önce bir küçük küçük şöyle bir köftelerimizi keselim. Hemen minik minik köftelerimiz kesiliyor. Ondan sonra hazırlığımıza devam edeceğiz. Biraz daha harcımız, şöyle biraz köftemizin düzgün çıkması için tekrardan elimizi biraz yağ batıralım. Hem biraz kesimi daha rahat olacak hem de hazırlarken daha güzel bir şekilde köftelerimizi yuvarlamış olacağız. Devam, biraz daha şuradan harcımızdan alalım. Ondan sonra minik minik şöyle bir keselim. Nohut mısırla beraber güzel de bir uyum olacak. Güzel bir lezzet katacağız. Siz de evinize deneyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Tabii köfteyi isterseniz biraz daha küçük veya büyük de kesebilirsiniz. Tercih size kalmış. Eğer biraz daha büyük de kesmek istiyorsanız
köfteleri biraz daha büyük de tutabiliriz. Evet. Hemen şöyle bir kabımızı kaldıralım. Ondan sonra elimizi biraz hafif yağ batırıp ondan sonra küçük küçük kesmeye, şöyle yuvarlamaya devam edelim. Ben bu arada bir eldivenlerimi değiştireyim harhar çalışmam için. Bunları şöyle bir değiştirdikten sonra hazırlığımıza devam edelim. Önce kullanacağımız kadar kıymamız, içine baharatlarımızı dahil ettik. Siz isterseniz içine soğan ve sarımsağınızı da rendeleyebilirsiniz. Ben onları sosta kullanacağım için içine ilave etmedim ama siz dilerseniz içine kullanabilirsiniz. Soğan ve sarımsağımızı içine ilave ettikten sonra tekrardan hemen içine biraz güzelce bir şekilde baharatlarımızı içine dahil edeceğiz. Biraz da arttırmak istiyorsanız galeta unu da kullanabilirsiniz çoğaltması için. İsterseniz kullanabilirsiniz. Ve ondan sonra bir tane, eğer galeta unu kullanacaksa bir tane de yumurta kullanacağız ki birbirini tutmasını sağlaması için. Ondan sonra köftemiz hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra kesiyoruz. Ondan sonra ufak ufak şöyle bir yuvarlayıp tepsimize göndereceğiz. İyice bir hemen hazırlansın. Ondan sonra güzelce bir şekilde fırında o pişecek. O pişerken biz de sosumuzu hazırlamaya başlayacağız. Patlıcan tabii ki hem çok lezzetli oluyor hem de çok güzel oluyor. Biz de çok fazla seviyoruz ve hemen hemen bütün yemeklerimizde de tercih ediyoruz, kullanıyoruz. Patlıcan tabii biraz hafif, ister istemez biraz bir acımsı bir tadı oluyor. O acımsı tadı da gidermemiz için, yani karnıyarık da olabilir, patlıcan kebap da olabilir, musaka da olabilir veya da diğer yemeklerimizde olabilir. Onun üzerine biraz hafif toz şekerimizi ilave edersek hemen o acımsı tadı da gidermiş olacağız. Bunu karnıyarıkta da aynısını yapabilirsiniz. Hemen patlıcanlarınızı hazırladınız, iyice bir kızarttınız. Kızarttıktan sonra ortasını açtıktan sonra üzerine biraz toz şekerimizi serpiştirelim. Ondan sonra içine harcımızı güzelce bir şekilde bir doldurabiliriz. Evet. İşte bu arada hemen köftelerimizi hazırlamaya başladık. Bizlere yetecek kadar hemen köftemizi hazırlayalım. O yavaş yavaş fırında pişmeye başlasın. O pişerken biz de tenceremize yağımızı, soğanımızı, sarımsağımızı hepsini içine ilave edeceğiz. Güzelce bir kavuracağız. Ondan sonra içine biraz da lezzetli olması, güzel olması için biberimizi dahil edeceğiz. Ondan sonra içine biraz da salçamızı ilave edeceğiz. Salçayla beraber hafif suyumuzu vereceğiz. Köftelerimiz pişecek. Köftelerimiz piştikten sonra içine nohutlarımızı, mısırlarımızı dahil edeceğiz. Onunla beraber iyice bir karıştıracağız. İyice bir karıştıktan sonra tekrardan hemen güzelce bir şekilde patlıcanlar içini dolduracağız. Ondan sonra fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek. Fırına gönderirken üzerine biraz daha domates ve biberle süslememizi yapabiliriz. O da çok yakışıyor. Çok da güzel bir renk ve lezzet katıyor. Siz de tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Evet. Hemen öyle güzelce bir köftelerimiz hazırlanıyor. İsterseniz dediğiniz gibi biraz daha sizler fazla da yapacaksanız kıymayı biraz fazla tutabilirsiniz. Kişi başına, yani genellikle kişi başına 100 gram kadar kıyma veyahut da 100'ün üzerine de çıkabilirsiniz. Biraz daha fazla yapacaksanız fazla tutabilirsiniz. 400 veyahut da 500 gram kadar kıymamız, ondan sonra içine baharatlarımız. Eğer kıymamız azsa onu biraz artırmak için siz de tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bayat ekmek veya da galeta unu da kullanabilirsiniz. Hatta siz ekmeklerinizi, sevgili izleyenler, israf olmaması için şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Onları kurutup kıyma makinemizde hemen güzelce bir şekilde galeta unumuzu da hazırlayabiliriz. Hem de isterseniz kroton ekmekler de yapabilirsiniz. Ekmeklerimizi ufak ufak küküp doğrayıp üzerine biraz baharatımızı, yağımızı ilave edip fırında kızartıp çorbalarda veya da farklı yemeklerde de çocuklarımıza yedirebiliriz. Hem lezzetli olacak hem de onların hoşuna gidecek güzel bir sunum olmuş olacak. Evet, biz de devam edelim. Diğer yandan hazırlığımıza bunları şöyle güzelce bir hazırlayacağım. Ondan sonra fırına göndereceğiz. Fırında yavaş yavaş pişsin, o pişerken biz de diğer hazırlıklarımıza artık geçebiliriz. Evet, devam. Biraz daha şöyle bir yuvarladık. Ondan sonra da tepsimize gönderiyoruz. Yani birbirine yakın ölçülerde olsun ki birisi çok fazla büyük, diğeri çok fazla ufak olmasın. Eşit bir şekilde köftelerimizi kesip hemen yuvarlayıp tepsimize gönderebiliriz. Siz dilerseniz, isterseniz biraz daha ufak da kesebilirsiniz. Yani içinde nohut büyüklüğünde olmasını da istiyorsan biraz daha küçültebilirsiniz. Tercih size kalmış. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu da sizler de tercih edip kullanabilirsiniz. Evet, şimdi şöyle bir güzelce bir yavaş yavaş hazırlığımıza devam ediyoruz.
Hop. Evet, şöyle çok az bir şey kaldı. Onları da toparladık mı? Ondan sonra yavaş yavaş fırına göndereceğiz. İçine biraz kimyon, karabiber, tuzumuz. Ufak çocuk yoksa şayet biraz içine pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz. Hepsini dahil ediyoruz. Onlarla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Ve karıştırdıktan sonra hemen güzelce bir şekilde küçük küçük keselim. Ve ufak ufak kestikten sonra tekrardan fırına gönderiyoruz. Fırında yavaş yavaş pişmeye başlıyor. Evet. Hemen bunları da ben şöyle bir ufak ufak keseyim. İçine biraz kekik de kullanabilirsiniz. O da güzel bir lezzet ve aroma katıyor. Eğer sizler de dilerseniz biraz da kekik kullanabilirsiniz içine. Şimdi şöyle bir bunları da bir karıştıralım. Ondan sonra da fırına gönderelim. Hop. Bu fırında yavaş yavaş toparlanacak. İyice bir pişecek. O pişerken biz de hazırlığımıza devam edelim. Her şeyde çok az bir şey kaldı. Onu da ikiye bölelim. Ondan sonra hazır. Tepsimize köftelerimizi hazırladık. Köftelerimizi güzelce bir şekilde tepsimize yuvarladıktan sonra artık yavaş yavaş fırına yollayabiliriz. Ben şöyle birazdan tezgahımı toparlayayım. Hemen fırınımız altını açmıştık. O da ısınmaya başladı. Fırınımız ısınırken biz de köftelerimizi şöyle bir gönderelim. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Ara sıra kontrol edeceğiz. Biraz toparlandıktan sonra alabiliriz. Ben hemen şöyle bir fırınımızı kapattım. O güzelce bir şekilde bir pişsin. Pişerken ben de şöyle bir tezgahımı tekrardan ufak bir toparlayayım. Ondan sonra hazırlığımıza devam edeyim. Evet. Bizlere yetecek bir tane tenceremiz. Hemen onu da şöyle bir hazırladık. Tenceremizin altını ben şöyle bir ayarlayayım. O da yavaş yavaş ısınsın. Yağımız, onu da kullanalım. Ziyan olmasın. Yağımızı içine ilave ettikten sonra ona çok hafif biraz daha yağ kullanabiliriz. Minik. Çok aşırı kullanmayacağız. Çünkü patlıcanlar da kızartıldığı için o da biraz yağ çekiyor. Ona göre ne yapacağız? Biraz yağ miktarını biraz daha az kullanabiliriz. Hemen kenarda hazırlığımızı yaparken şöyle bir eldivenlerimi hazırlayayım. Ondan sonra patlıcanlar, onu en son geçelim. Şöyle bir soğanımız. Az zaten fazla da kullanabilirsiniz. Ben hemen şuradan bir tane soğanımı minik minik doğrayacağım. Devam ediyorum. Küçük küçük. Arkadaşlar klimayı kapatabilir miyiz? Sizlerden ricam. Hemen soğanımız hazır. Ve soğanımız hazırlandıktan sonra tenceremize aktaralım. Bir tane soğanımız hazırlandı. Onu ben şöyle bir tencereme gönderdim. Soğanımız kavrulmaya devam etsin. İyice bir şöyle bir kavruluyor. Soğanımız kavrulurken içine sarımsağımız. O da güzel bir aroma, güzel bir lezzet katacak sevgili izleyenlerimiz. İstersen biraz daha artırabilirsiniz. Fazla da kullanabilirsiniz. Hemen sarımsağımızı da şöyle önce bir ezelim. Bunu da aynı şekilde ezdik. Ondan sonra küçük küçük minik minik doğrayalım. Yemeğimizi hem vitaminli hem güzel hem de lezzetli olması için bir iki diş sarımsak kullanabiliriz. Evet, onu da aynı şekilde ufak ufak hazırladık. Sarımsağımız hazırlandıktan sonra onu da soğanla beraber tenceremizde kavuralım önce. Soğanla beraber sarımsağımızı da kavurmaya başladık. Bunlar yavaş yavaş kavrulurken biz de diğer hazırlıklarımıza geçebiliriz. Şimdi domatesimiz, ondan sonra biberimiz, birazını üzeri için süslemek için kullanabiliriz. Sevgili izleyenler, birazını da ne yapacağız?
güzelce bir şekilde içine ilave edip beraber kavuracağız ki ona güzel bir lezzet, güzel bir aroma katmış olsun. Hemen kullanacağımız kadar domatesimizi, ben bir tanesini şöyle bir kenara alacağım. O şimdilik bir kenarda beklesin. Onu süslemede kullanacağım. Ondan sonra biberimiz, karışık biberimiz. Önce bir biberlerimizi. Kırmızı kap biberimizi. Şöyle bir temizleyelim. Bunu da aynı şekilde. Ufak ufak. Siz isterseniz sevgili izleyicimiz kullanabilirsiniz. Veyahut da elimizde de yoksa kullanmayabilir. Ben biraz daha renk katsın, güzellik katsın diye bir tane kırmızı kap biberi içine ilave edeceğim. Ama siz varsa elinizde kullanabilirsiniz. Yoksa da kullanmayabilirsiniz. Gerçi bu aralarda biraz o da bayağı bir parlanmış. Siz isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi kırmızı kap biberimiz. Onu küçük küçük doğrayacağız. Siz isterseniz üzeri içinde eğer ki süslemek için de kullanacaksanız biraz ayırıp kullanabilirsiniz. Ben biraz içine ilave edeceğim. Onunla beraber güzelce bir şekilde bir harmanlayacağız ki yemeğimizin iç harcı hem güzel görünsün hem de şöyle lezzetli olsun diye kullanabiliriz. Şimdi ufak ufak biberimi ben şöyle bir doğrayacağım. Sizler dilerseniz biraz daha iri de doğrayabilirsiniz. Yani iri kuşbaşı şeklinde de eğer ki sizler doğramak istiyorsanız doğrayabilirsiniz. Ondan sonra tekrardan çarliston ve sivri biberim. Onları da ben hemen minik minik şöyle bir doğrayacağım. Küçük küçük doğradık, hazır. Bunları birazdan tenceremize aktaracağım. Onları iyice bir kavuracağım ki güzel bir lezzet katsın. Önce bir soğanlarımız hafif biraz kavrulsun. Evet, soğan ve sarımsağımız kavrulmaya başlandı. Ondan sonra biberimiz şöyle bir gönderelim. Kullanacağımız kadar biberimiz de. Bunu siz yemeklerinize de tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Yani kuru fasulye yapacağız, nohut yapacağız, türlü yapacağız veyahut da şöyle et çeşitlerini yapacağız, tavuk kavuracağız veyahut da farklı sunumlarla mantarlı et sote yapacaksak hepsinde de kullanabilirsiniz. Bir iki tane biberimizi, soğanımızı kavurduktan sonra içine ilave edersek o da ona güzel bir lezzet, güzel bir aroma ve güzel bir tat katacak sevgili izleyicimiz. Hem yemeğimizi zenginleştirecek hem de yemeğimize güzel bir aroma ve tat katmış olacak. Onun için siz de soğanlarınızla beraber bir iki tane biberinizi içine ilave edin. Onunla beraber kavurun. Eğer ki sonradan biraz daha biberin fazla içinde görünmesini istiyorsanız tekrardan biberinizi kullanabilirsiniz. Evet, hafif yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Yağ fazla kullanmadığım için çok hafif biraz ben şöyle bir suyumuzdan içine dahil edeceğim. Çok az bir suyumuzdan bir veya iki yemek kaşığı kadar içine dökebiliriz. Hem yanmasın hem de çok fazla ses çıkarmasın dedik. Ondan sonra yavaş yavaş soğan ve biber, sarımsak kavruluyor. Hemen bir tane domatesimiz. Onu da şöyle bir hazırlayayım. Ufak ufak küp küp doğrayalım. O da güzel bir lezzet katacak. Devam. Hemen minik minik. İyice bir doğruyoruz. Bunu aynı şekilde kenara aldık. Ondan sonra diğer domatesimiz de hazır. Şimdi domatesimizi de içine ilave edelim. Beraber iyice bir karıştıran ve kavurmaya devam edelim. Güzelce bir şöyle bir karıştırdık. Ondan sonra yavaş yavaş hazırlanıyor sebzemiz. İçine sarımsağımızı, soğanımızı, biberimizi, domatesimizi ilave ettik. Onlarla beraber yavaş yavaş kavrulmaya başlandı. O güzelce bir şekilde bir kavrulma devam etsin. Biraz toparlandıktan sonra salçamız ve baharatlarımızı içine ilave edeceğiz. Bu arada köftelerimiz de tamamıyla bir pişmeye, yavaş yavaş pişmeye başlamış. İyice bir pişsin, biraz toparlansın. Piştikten sonra onu da alacağız. En son olarak içine ilave edeceğiz. Bizlere yetecek kadar salçamız, hemen bir yemek kaşığı kadar salçamız. İster domates salçası, isterseniz biber salçasını da tercih edebilirsiniz. Hangisini istiyorsanız onu da kullanabilirsiniz.
Hemen ben de biraz salçamı içine dahil ettim. Ve salçamızla beraber yavaş yavaş kavurmaya devam edelim. Şöyle bir salçamız da biraz kavrulsun. Ona güzel bir renk ve lezzet kalsın diye. Evet, hemen. İçine biraz baharatımız, çok hafif biraz tuz. Ondan sonra minik biraz pul biberimiz. Çok fazla kullanmayacağız. İsterseniz biraz da fazla da kullanabilirsiniz. Biraz kırmızı toz biberimiz hafiften içine dahil ettik. Onlarla beraber tekrardan karıştıralım. Ve karıştırdıktan sonra biraz suyumuz, sıcak suyumuz hemen hafif biraz da suyumuzu içine döküyoruz. Suyumuzla beraber yavaş yavaş karıştıralım. Suyumuz çok fazla olmasın. Gerçi altına da biraz bırakacağız ama dökeceğiz. İsterseniz biraz da fazla da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi güzel oldu. Ve suyumuzu da ilave ettikten sonra yavaş yavaş kaynamaya devam etsin. İyice bir kaynasın. O kaynarken biraz sıcak suyumuz. Şuradan suyumuz da hemen hazırlayalım. Pilavımız için ısınsın olduğu kenarda güzelce bir şekilde hazır olsun. Evet. İçine güzelce bir şekilde tabii harcımızı birazdan içine dahil edeceğiz. Kullanacağımız kadar patlıcan. Onları biz kızartmıştık ve kızarttıktan sonra şöyle bir çevirelim. Bunlar da yağını süzdük, yağını aldık. Ondan sonra bıçak ucuyla şöyle bir keselim. Bir baştan diğer başa kesiyoruz. Devam. Bir uçtan diğer uca. Onu kestikten sonra bir tane kaşık veya çatal olabilir. Yardımıyla şöyle bir içini açalım. Çok fazla zedelemeden, yani çok fazla dağıtmadan onu içini güzelce bir açıyoruz. Devam. Sonuncusunu da aynı işlemle açalım. Onları hazırladıktan sonra, yani kullanacağımız kadar patlıcanımızı hazırladıktan sonra üzerine biraz toz şekerimiz, çok hafif biraz toz şekerimizi üzerine serpiştirelim. Toz şekerimizden birazını da sosumuzun içine dökelim ki hem içine salçamız var, ondan sonra içine bir domatesimizi ilave ettik ve patlıcanımızın da o acımsı tadını gidermemiz için çok hafif biraz şekerimizi içine ilave edebiliriz. Şimdi şekerimizi içine ilave ettikten sonra tekrardan bir karıştıralım. Ondan sonra içine kullanacağımız kadar nohutumuz, hemen biraz nohutumuzdan içine dökelim. Nohutumuzu döktükten sonra mısır, çocuktan da hoşuna gidecek ve güzel de bir sunum olmuş olacak. Biraz mısırdan içine dökelim. Biraz da ayıralım süslememiz için. Sonra kullanacağız. Hemen şöyle bir karıştırdım. Harcımızı karıştırdıktan sonra köftelerimiz, bakalım ne durumda, onları bir alalım dışarıya. Of 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 of, mis mis. Köftelerimiz hazır sevgili izleyenimiz. Gördüğünüz gibi suyuyla beraber içine ilave edelim. Oh mis. Harika oldu. Şimdi köftelerimizi hazırladık. Suyuyla beraber içine dahil ettik. Suyuyla beraber içine dahil ettikten sonra tekrardan kenara alalım. Patlıcanlar hazır. Onu ben şöyle bir hafif biraz karıştıracağım. Evet, güzel oldu. Köfteler de iyice bir pişti. Piştikten sonra beraber bir karıştırdık. Ve karıştırdıktan sonra kenara alalım. Ondan sonra kenara aldıktan sonra biraz kekik. Çok yakışıyor, çok da güzel bir lezzet katıyor. İsterseniz içine dereotu veya da maydanoz da kullanabilirsiniz. Eğer ki sizler de seviyorsanız, hoşunuza gidiyorsa biraz kullanabilirsiniz. Ve hemen İçine biraz daha kekiğimizi dahil ettik. Onunla beraber şöyle bir hafiften bir karıştıralım. Hafif bir karıştırdıktan sonra yavaş yavaş hazırlığımıza başlayalım. Şimdi ben hemen onları güzelce bir
öyle bir dolduracağım. Harcımız da iyice bir patçanlar içini dolduralım. Biraz daha şöyle bir köftelerimiz güzelce bir hazır. Devam. Aynı işlemle. Alabildiği kadar içini doldurabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Bunlar biraz da kenar kısımlarına. Hemen dolduruyoruz. Evet. Alabildiği kadar köftemizde içini iyice bir doldurmaya başladık. Devam edelim. Diğer patçanı da aynı işlemle dolduruyoruz. Hem güzel bir görüntü olacak hem de güzel bir lezzet olmuş olacak. Onun için biz de şöyle bir hazırladık ve yavaş yavaş içini doldurmaya başlıyoruz. Sonuncu patçanımız da aynı şekilde hemen içini güzelce bir dolduralım. Bunlar içini doldurduktan sonra tekrardan hemen köftelerimizle içinde biraz kaldı. Bunları kenara çekiyorum. Onları kenara çektikten sonra sosundan kullanacağımız için ben hemen şöyle bir tenceremi şu şekilde bir tutuyorum. Ondan sonra sosumu üzerine güzelce bir döküyorum. Ona güzel bir lezzet katacak sosumuz da. Evet, altlarına sosumuzdan gönderelim. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Yemeğinizin hem lezzetli hem de güzel olması için siz de aynısını yapabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi tenceremizi, işimiz bitti, onu ben şöyle bir kenara doğru göndereceğim. Ondan sonra yemeğimizi hazırladık ve yemeğimiz hazırlandıktan sonra yemeğimizi biraz daha güzelleştirelim. Ondan sonra domates ve biberle beraber tekrardan üzerini biraz süsleyeceğiz. Süsledikten sonra tekrardan fırına gönderelim. Şimdi hemen domatesimiz, bir veya iki tane domates kullanabiliriz. Onu ben şöyle bir ortadan böleceğim. Böldükten sonra eğer iki tane kullanacaksak ona göre bölebiliriz. Her birinden dörder tane çıkaralım. Eşit olsun, karşılıklı olsun ki güzel bir görüntü katsın diye. Hemen şöyle bir domatesimizi karpuz dilimi şeklinde kesip kenara alıyoruz. Bunu da aynı şekilde hazırladık. Ve hazırlandıktan sonra başlıyoruz domateslerimizi. Şöyle bir aldık. Şimdi bunu da aynı şekilde diğer tarafına karşılıklı olsun ki güzel olsun diye sevgili izleyenimiz. Devam. Kenarlarına domatesimiz. Bunu da diğer tarafına şöyle bir bırakıyoruz. Bunu biraz daha şöyle bir çekelim. Çok fazla üzerini kapatmasın. Ondan sonra biberimiz. Hemen biberimiz de hazır. Biberimizi de dörde bölebiliriz. Şöyle bir maksat güzel bir görüntü kalsın diye. Bunu da üç kısımlarına doğru süslemek için kullanabiliriz. Bunu da şöyle bir diğerine kenara üzerine bıraktık. Ve üzerine biberlerimizi de ilave ettikten sonra yemeğimiz bu şekilde hazır sevgili izleyenlerimiz. Yemeğimiz hazırlandıktan sonra düşük bir dereceli, yani çok fazla yüksek bir derece olmasın. Hem yanmasın hem iyice bir özlesin. Yani yemeğimiz fırında ne kadar çok fazla iyi özleşirse yemeğimiz daha lezzetli olacak, daha güzel olacak ve daha kıvamlı olacak. Onun için fırına gönderip de 200-250 dereceleri pişireceksek hemen üzeri yanacak, kaynamaya da başlayacak ve yemeğimiz daha hızlı bir şekilde pişeceği için hem yanacak hem de güzel olmayacak. Ama ne kadar düşük bir dereceyle fırında pişirirsek yemeğimiz güzelce bir şekilde özleşmiş olacak, toparlanmış olacak, yanmamış olacak ve lezzetli bir şekilde hazırlanmış olacak. Bunu ocakta pişirdiğimiz yemeğimiz için de aynıdır, fırında pişireceğimiz yemeğimiz için de aynıdır. Tabii ki biz biraz acele ediyoruz. Biliyorsun belli bir süremiz var, o süre içinde hazırlığımız oluyor. Onun için biz biraz acele ediyoruz ama siz daha düşük bir dereceyle fırında pişirebilirsiniz. Kaç dereceyle pişirebiliriz? 160 dereceyle. Yarım saatte, hatta bir saat boyunca bir fırında pişsin. Ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak. Ben hemen şöyle bir fırınımı tekrardan biraz düşüreceğim derecemizi. Altı açıktı, yanıyordu. Ondan sonra yemeğim hazır. Onu da tekrardan fırına yollayacağım. Ve fırına yolladıktan sonra yavaş yavaş pişmeye başlasın. İyice bir pişsin. Piştikten sonra da
afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Ve kapatalım fırınımızı. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Şimdi bu yavaş yavaş pişerken ben de şöyle bir tezgahımı toparlayayım. Ondan sonra pilavımız için neler kullanacağız, hangi malzemelerimiz var ona bir göz atalım ve yavaş yavaş pilavımıza da geçebiliriz. Evet, ben hemen. O da olabilir. Tatlımızın geçi listesini almıştık. Tatlımızı o zaman hazırlayalım biz de. Şimdi şöyle bir tezgahımı önce bir toparlayayım. Evet. Kayseri'li güzel bir fındıklı su tatlımız var sevgili izleyicilerimiz. Onun için de kullanacağımız kadar fındık. Ondan sonra kayısı. Eğer ki sizde biraz daha fazla da olmasını istiyorsanız biraz daha fazla tutabilirsiniz. Mandalinamız. Ondan sonra vanilyamız güzel bir aroma katacak. Ve ondan sonra nişastamız. Hepsi hazır. Ondan sonra bir tane tenceremiz. Ben hemen şöyle bir tane tenceremizde. Şuradan bir alayım. Bizlere yetecek kadar suyumuz. Eğer ki sizler geniş karabalık bir ailesinin biraz daha bol olması istiyorsanız biraz daha artırabilirsiniz. Suyunuzu fazla kullanabilirsiniz. Öncelikle ben hemen şöyle bir toparlayayım. İçine sıcak suyumuzu şöyle bir aktaralım. Kullanacağımız kadar suyumuz yavaş yavaş kaynasın. Evet. Bu kadar bize yetecek. Ona göre iyice bir hazırlansın. Hemen suyumuzu tenceremize gönderdik. O yavaş yavaş bir ısınmaya başlasın. Yemeğimiz hazırlandı. Ondan sonra tatlımızı da yavaş yavaş hazırlamaya başlayabiliriz. Tabii biz kuru kayısı kullanacağız. Ama siz isterseniz farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Veya da dediğimiz gibi sevgili izleyicilerimiz, içinde isterseniz cevizinden tutun fındığına kadar veya da Antep toz fıstığına kadar farklı sunumlar da yapabilirsiniz. Hem lezzetli hem kolay hem de pratik oluyor. İsterseniz incir de kullanabiliriz veya da kuru üzüm de kullanabiliriz. Hangisini seviyorsan onu da tercih edebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş suyumuzu tenceremize ilave ettik. İçine bize yetecek kadar şekerimizi içine döküyoruz. Şekerimiz eğer ki sizler biraz daha şekerli olmasını istiyorsanız şekerinizi biraz daha artırabilirsiniz. Fazla da kullanabilirsiniz. Ama çok da şekerli olmasını istemiyorsanız ona göre şekerinizi biraz daha düşürebilirsiniz. Bir su bardağı kadar şekerimizi içine dahil ettik. Şekerimizi ilave ettikten sonra şöyle bir tane kabımızı içine tekrardan nişastamızı hazırlayalım. Bu da hazır olsun. İçinde ekstradan koyuluk veya da kıvam artıracak başka bir şey olmadığı için ne yapacağız? Nişastamızı biraz fazla kullanmamız gerekecek sevgili izleyenimiz. Onun için nişastamızı hazırlayacağız ve nişastamızı eğer ki yeterli gelmeyecekse biraz da nişasta takviyesi edebiliriz, kullanabiliriz. Önce bir nişastamız. Kullanacağımız kadar nişastamızı içine döktük. Nişastada da eğer ki su miktarı ne kadar çok az olursa nişastamızın özelliği daha fazla olmuş olacak ve daha güzel bir şekilde birbirini tutmuş olacak. Onun için elimize geldiği kadar nişastamızı açarken suyumuzu az kullanalım sevgili izleyenlerimiz. Hemen hafif biraz suyumuzu önce bir dökelim. Eğer ki yeterli gelmeyecekse biraz daha içine ilave edebiliriz. Ben şöyle bir sadece açmasına yetecek kadar olursa yeterlidir. Evet. Bu kadar yeterli bizim için. Hafif biraz suyumuzu içine ilave ettik. Ve suyumuzu ilave ettikten sonra tekrardan şöyle bir karıştıralım. O eğer çok fazla bekletecekse tekrardan dibe doğru çökecek. İçine ilave ederken karıştırıp o şekilde ilave etmemiz gerekiyor sevgili izleyenimiz. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Nişastamız hazır. Kenarda bekleyebilir. Hatta vanilyamızı da içine dökebiliriz. Yani vanilyamızı da içine döküp karıştıralım. Sonra da içine ilave edebiliriz. Vanilyayı da biz dahil ettik. Onunla beraber biraz karıştıralım. Hemen vanilya ile beraber nişastamız hazır. Şimdi nişastamızı hazırladık. Suyumuzu içine ilave ettik. Onlar yavaş yavaş kaynamaya başlıyor güzelce bir şekilde. Suyumuz, şekerimiz hazırlandı. Güzelce bir şekilde bir kaynıyor. İçine kullanacağımız kadar fındığımız döktük. Ondan sonra kayısımız hemen hazır. İçine biraz daha farklı bir aroma ve tat olması için sevgili izleyenimiz siz de kullanabilirsiniz.
Portakal veya da limon kabuğu kullanabiliriz. Ona hem güzel bir lezzet hem de güzel bir aroma katacak. Siz de deneyebilirsiniz. İsterseniz portakal veya da limon kabuğu kullanabilirsiniz. Limon ben biraz daha bir yakıştırdığım için limon kullanacağım ama siz isterseniz portakal da tercih edebilirsiniz. Veya da ikisinde de kabuklarından azar azar dahil edebiliriz. Şöyle bir hafif biraz. Fazla da kullanmayacağız. Hemen biraz limon kabuğunu üzerine rendeledik. Onu rendeledikten sonra hazırlığımıza devam edelim. Kayısılar hazır. Bunları da ben şöyle bir ufak ufak doğrayacağım. Eğer ki içinde biraz daha iri görünmesini istiyorsanız sadece dörde bölüp içine ilave edebilirsiniz. Bizim hazırladığımız gibi de yapmak istiyorsanız bu şekilde de tutabilirsiniz. Evet. Tenceremize bize yetecek kadar suyumuzu ilave ettik. Fındık, ceviz veya da dediğimiz gibi Antep toz fıstığı da kullanabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa. İçine tekrar biz fındık kullandık. Ondan sonra limonumuzu içine dahil ettik. Şekerimizi içine ilave ettik. Ondan sonra kayısılarımız hemen minik minik hazırlanıyor. Hatta içine bir tane elma da kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. O da güzel bir lezzet ve aroma katacak. İsterseniz içine bir tane elma da tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Evet, şimdi ben hemen bunları minik minik şöyle bir doğrayacağım. Küçük küçük. Doğradık, kenara aldık. Hop, hazır. Şimdi kayısılar hazır sevgili izleyenlerimiz. Hazırlandıktan sonra onu da tenceremize gönderelim. Ve tenceremize ilave ettikten sonra çırpma telimizi kaldıralım. Sadece çırpma telini ilk nişastamızı içine dahil ettiğimizde bir iki saniyeliğine hemen karıştıralım. Ondan sonra çırpma telimizi içine alacağız. İçinde çünkü çok fazla dağıtmasın diye içindeki fındığımızı, kayısılarımızı ve farklı bir şey kullanacaksa onu dağıtmasın diye siz de aynısını yapabilirsiniz. Şimdi biraz kaynasın birkaç dakika. Portakalımız veya da dediğimiz gibi limon kabuğuyla güzelce bir şekilde bir kaynayacak. Yavaş yavaş kaynama devam ediyor o. Ondan sonra fırındaki yemeğimiz o da güzelce bir şekilde bir hazır. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Ben şöyle bir dolaptan göz atayım bakalım. Ne saklamışız? İçine bir tane elma veya da portakal dedik veya da ayva da kullanabiliriz. Evet, bir tane ben şöyle bir içine ayva kullanayım. O da güzel bir lezzet katsın. Hemen önce bir ayvayı güzelce bir temizleyelim. Hop. Bunları minik minik şöyle bir kabuğunu güzelce bir şekilde bir soyacağız. Ondan sonra temizledikten sonra tekrardan hazırlayalım. Evet, şöyle bir küçük küçük şöyle bir temizleyelim. İçini şöyle bir temizledik. Bunu da aynı şekilde hemen iyice bir hazır. Diğer yarısını aynı şekilde. Bunu tabii biraz ufak ufak doğrayacağız ki sevgili izleyicimiz hem güzel bir lezzet hem de güzel bir sunum olsun diye. Çok fazla iri tutmayacağız. Şimdi kabuğunu soyduk. Ondan sonra şöyle bir tezgahımızı öncelikle bir toparlayalım. Bunları ben bir suya tutayım. Temizlensin. Bir tane ayvamız da hazır. Onu tekrardan biraz daha ben şöyle bir küçülteceğim. Ondan sonra o da güzel bir lezzet katacak. Minik minik doğrayacağım. Devam ediyorum. Hemen minik minik doğramaya. Ne çok fazla ufak olsun ne de çok fazla iri olsun. Ona göre bunları biraz daha
küçük küçük hazırlayalım. Devam edelim. Bak bak. Hazırladık. Ve hazırladıktan sonra tekrardan tenceremize gönderelim. Zaten o kendi sıcaklığıyla birkaç dakikada bir toparlansın. Ondan sonra iyice bir hem güzel bir aroma hem güzel bir lezzet katacak. Ondan sonra yavaş yavaş kaynama devam ediyor. Bizlere yetecek kadar suyumuz. Tenceremize gönderdik. Suyumuzu ilave ettikten sonra şekerimiz. Eğer ki bol şekerli olmasını istiyorsanız veya da seviyorsanız şekerinizi biraz daha içinde fazla tutabilirsiniz, fazla kullanabilirsiniz. Şekerimizi ilave ettikten sonra fındık, ondan sonra portakal veya da limon kabuğunu içine ilave edebiliriz. O da güzel bir lezzet, güzel bir tat katacak. Ve ondan sonra içine biz bir tane de ayva kullandık. Siz isterseniz ayva, elma da kullanabilirsiniz veya da portakal da kullanabilirsiniz. O da yakışacak. Ve içine ilave ettik ve yavaş yavaş kaynamaya başlasın. 1-2 dakika sonra kaynadıktan sonra nişastamızı da içine ilave edeceğiz. Nişastayla beraber iyice bir koyulaşacak ve toparlanmış olacak. O toparlanırken biz de bu arada şöyle bir tezgahımızda toparlayalım. Yemeğimiz iyice bir pişiyor. O pişsin, iyice bir hazırlansın. Küçük bir derecede pişirmeye başladık. Eğer ki sizler aceleniz varsa biraz yüksek bir derecede pişirebilirsin. Aceleniz yoksa sevgili izleyicimiz, düşük bir derecede fırında iyice bir pişsin, iyice bir özleşsin. Ondan sonra sunumunu yapabilirsiniz. Ben hemen o zaman şöyle bir şöyle bir kenara alayım. Tatlımızın altını ben şimdilik bir kısacağım sevgili izleyicilerimiz. Şimdi yemeğimiz pişiyor, tatlımız hazırlanıyor. Ben yavaş yavaş tezgahımı toparlayayım. Siz de kendinize bu arada bir tane çay alın sevgili izleyicilerimiz. Kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber kaldığımız yerde ve lezzet yolculuğumuza devam edelim. O zaman ekran başına ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra buradayız. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerde devam ediyoruz. Yemeğimiz pişmeye devam ediyor. Güzelce bir şekilde karnıyarık hazırladık. Hem nohut, hem mısır, hem köfteyle beraber güzel bir sunum oldu. O yavaş yavaş pişiyor. Ondan sonra tatlımızı da hazırlamaya başladık. Fındıklı, ondan sonra tekrardan kayısımız var. Ondan sonra içine bir tane de ayvamızı ilave etmiştik. Ben altını kısmıştım. Biraz daha hızlandıracağım altını. İyice bir kaynasın. Ve ondan sonra o kaynadıktan sonra tekrardan biz hemen nişastamızı içine ilave edebiliriz. Nişastamız, ondan sonra vanilyamız da hazır. İkisini de güzelce bir şekilde bir hazırladıktan sonra ben şunları biraz kendimce alayım. Evet, yavaş yavaş kaynıyor. Tekrardan nişastamızı karıştıracağız sevgili izleyenlerimiz. Böyle bir karıştıralım. Ve onu karıştıktan sonra şimdilik kaşığımızı kenara alalım. İlk başlarda çırpma teliyle bir karıştıracağız. Çok fazla topaklaşmasın. Ondan sonra tekrardan çırpma telimizi içinde alıyoruz. Ondan sonra kaşıkla tatlımızı hazırlamaya başlıyoruz. Şöyle biraz karıştıralım. Biraz da altını. Ben şöyle biraz altını da kıstım. Of 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 mis mis. Buram buram kokmaya başladı sevgili izleyenlerimiz. Evet, su muhallebimiz bol meyveyle fındıkla yaptığımız evet, şöyle güzel bir sunum oldu. Hazır. Ondan sonra biraz altını kapattık. Hatta pratik aşure bile diyebiliriz değil mi? Evet, şöyle bir kenara doğru aldıktan sonra sunum yapacağımız kabımız, ondan sonra tabağımız, hangisini yapacaksak, sunumumuzu yapacaksak ona göre siz de tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Hemen üzerine tekrardan şöyle bir karıştırıp güzel de bir kıvam oldu. Ne çok aşırı koyu olacak ne de çok fazla sulu olacak. Buna göre güzel bir muhallebimizi hazırlayalım. Oh! Buram buram kokuyor, buram buram. Ki o limon da güzel bir aroma kattı sevgili izleyenlerimiz. Limon veya da portakal kabuğu olabilir. Siz de kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Evet. Oh! Mis. Şimdi hemen hazırlığımızı yaptık. Bundan sonra bir tane portakal veya da mandalina da süslememizi yapabiliriz. Onu ben şöyle bir keseceğiz. Güzelce bir
kesim kenar kısımlarını şöyle bir aldık. Tekrardan minik minik şöyle bir keselim. Kestikten sonra şöyle bir kenar kısımlarını güzelce bir süsleyelim. Devam edelim. Tekrardan mandalyamız hazır. Onu güzelce bir üzerine yolladık. Üzerine mandalyamızı güzelce bir hazırladıktan sonra üzeri için biraz daha süsleyelim. Böyle bir kenar kısımlarını biraz daha renkli olsun. Çocukların güzel bir hoşuna gitsin diye sevgili izleyicilerim siz de onu bu şekilde süsleyebilirsiniz. Biraz daha çocukların hem dikkatini çekecek hem de hoşuna gidecek. Pasta süsümüzde kenarlarını süsledik. Ben üzerine bir tane nanemizde bir parça koyacağım ama sıcak olduğu için o nane parçası üstünde biraz dediğim gibi hemen soğulacak ama siz de soğutulduktan sonra üzerine ilave edebilirsiniz. Şöyle bir kenarına veya ortasına bırakabiliriz. Evet, hazır. Kenara doğru alalım. Güzel oldu. Ve kenarları da süsledik. Soğutulduktan sonra afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem pratik hem kolay bir güzel bir tatlı olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim sevgili izleyenlerimiz. Ve güzelce bir şekilde biz de hazırladık. Çok da güzel görünüyor. Ve pratik aşure de diyebiliriz, su muhallebisi de diyebiliriz. İçinde kayısımız, ondan sonra sadece fındık. Ondan sonra ben bir tane de ayva kullandım. Siz isterseniz ayva veya elma da tercih edebilirsiniz. Limon ve portakal kabuğunu unutmayacağız. O çok güzel bir aroma katacak. Onu da içine ilave edelim. Ve limon, portakal ne kadar olabilir? Bir tanesinin kabuğunu kullanabiliriz veya yarım kabukta kullanabilirsiniz. Rendelip içine ilave edelim. Hem güzel bir renk katacak hem de güzel bir aroma katmış olacak. Şimdi tatlımız hazır. Yemeğimizi de bir kontrol edelim. Olsun ki düşük bir dereceyle. Oh, mis gibi olmuş. Yemeğimiz düşük bir dereceyle. Görme şansımız var mı arkadaşlar? Hemen şöyle bir görelim. Evet. Güzelce bir şekilde sevgilimiz özleşmiş, iyice bir pişmiş. Ben tekrardan fırınımı kapatacağım. Biraz da derecemizi düşürdük. Ve o yavaş yavaş biraz daha dinlensin. O dinlenirken biz bu arada pilavımızı hazırlayalım. Pilavımızı hazırladıktan sonra artık yavaş yavaş onu da alıp sunumunu yapabiliriz. Pilavımız için neler kullanacağız? Hemen bir göz atalım. Ondan sonra hazırlığımıza devam edelim. Evet, makarnalı pilav için de kullanacağımız malzememiz benim çok hoşuma gidiyor ve farklı da bir sunum oldu. Siz de deneyebilirsiniz sevgili izleyenimiz. 2 su bardağı kadar pirincimiz, yarım çay bardağı kadar boncuk makarna kullanıyoruz. Veya da farklı makarna türünü de kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuz kullanacağız. 2 su bardağı kadar pirincimiz, yarım çay bardağı kadar boncuk makarna veya da biraz da fazla da eğer kullanmak istiyorsanız fazla da kullanabilirsiniz. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuz kullanacağız. Tuz tabii ki yemeğimizin miktarına göre kullanabiliriz ama çok aşırı da olmasın yemeklerimizde. Hele ki son zamanlarda doktorların tavsiyesi çok da fazla tüketmemeyin yönünde. Ama siz isterseniz az veya fazla kullanabilirsiniz. 2 su bardağı kadar pirinç, yarım çay bardağı kadar veya 1 çay bardağı kadar da diyebiliriz. Hemen boncuk makarnamız, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız veya da sıvı yağ veya da zeytinyağı da kullanılabilir. Ondan sonra çok hafif biraz da tuzumuz, 1 çay kaşığı kadar tuz kullanacağız. Tenceremize yağımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra makarnamızı içine dökelim. Makarnamızı iyice bir kavuralım. Arpa şehri kavurur gibi güzelce bir şekilde bir kavuracağız. Ve kavurduktan sonra pirinçlerimizi içine ilave edelim. Pirinçle beraber kavurmaya devam edeceğiz. Ve pirinçle beraber iyice bir kavurduktan sonra içine tuzumuzu ilave edeceğiz. Ve tuzumuzu ilave ettikten sonra suyumuzu içine dökeceğiz. Ve suyumuzla beraber o iyice bir demlenecek, iyice bir dinlenecek. Ve dinlendikten sonra sunum yapacağımız tabaklarımıza koyup afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Önce bir tane tenceremiz hazır. Hemen tenceremizin altını şöyle bir açalım. Tenceremizin altını açtıktan sonra biraz yağımız. İstersen karışıkta kullanabilirsiniz sevgili izleyenimiz. Ben de şöyle biraz karışık yağımızdan tercih edeceğim. Ondan sonra biraz da zeytinyağımız içine dökelim. Hemen iyice bir kavrulsun, şöyle güzelce bir ısınsın yağımız. Makarnamız hazır. Hatta biraz daha onu süslemek için mısır da kullanabiliriz. Sevgili izleyicilerimiz tercih edebilirsiniz. Mısır da ona güzel bir lezzet ve tat katacak. Siz de tercih edebilirsiniz.
Yemeklerimizi tekrardan görmek istiyorsanız, yapmak istiyorsanız veya da izlemek istiyorsanız TGT sayfalarından takip edebilirsiniz. TGT olarak Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'da aynı şekilde bütün programlarımız yayınlanıyor, paylaşıyor. Orada da izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ondan sonra programımızın tekrarı gece saat 1 ile 1.30, hafta sonları saat 10 ile 11 arasında programımızın tekrarı başlıyor. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Gece saat 1 ile 1.30, hafta sonları saat 10 ile 11 arasında programımızın tekrarı başlıyor. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ondan sonra bizleri internet üzerinde izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız veya da yayın akışlarımızı merak ediyorsanız onu da sitemizde takip edebilirsiniz. www.tgtv.com'dan bizleri takip edebilirsiniz. www.tgtv.com'dan takip edebilirsiniz. Orada da bizleri izleyebilirsiniz. Ondan sonra beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya da Abdullah Hakim Yavuz sayfalarından takip edebilirsiniz. Orada bütün yemeklerim Instagram adresim bitişikşefabdulosa.tgt sayfamda ve diğer sayfalarda bütün yemeklerimi bulabilirsiniz sevgili izleyenimiz. Kaçırmış olduğunuz, merak ettiğiniz, çok beğendiğiniz, yoğun istek alan bütün yemeklerin gramajlarıyla, tariflerle, ölçüleri tam da sizlerin yapabileceği yönlerle aynı şekilde yayınlanıyor, orada paylaşılıyor ve orada da sizler de yemeklerimi bulabilirsiniz. Ve ondan sonra sizden de farklı yemekleriniz varsa hem sitemde paylaşmamı istiyorsanız hem de burada yapmamı istiyorsanız bana gönderebilirsiniz. Instagram ve diğer sayfalarımda bana gönderebilirsiniz. Ve programımıza konuk olmak istiyorsanız veya da yemekler hakkında bilgi almak istiyorsanız veya da farklı konularda varsa bana ulaşmak istiyorsanız Instagram ve diğer sayfalarımda bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresim bitişikşefabdulosa.tgt sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Hemen yağımız eridi. Güzelce bir şekilde eridikten sonra makarnamın içine dahil ettim. Önce bir makarnamı yavaş yavaş bir kavuracağım sevgili izleyenlerimiz. Yoğun gelen sorulardan da bir tanesi Abdullah Usta yemek siten yok mu diye. Sevgili izleyenlerimiz yemek siten var. Yaklaşık 12-13 senede yemek siten var. Orada da 2000'e yakın yemeğim var. Orada bütün yemeklerini de bulabilirsiniz. Yemek sitem adresinde www.chefabdulosa.com'da da bütün yemeklerimi bulabilirsiniz. Yoğun sorular vardı. Sitemde de bütün yemeklerimi bulabilirsiniz. www.chefabdulosa.com'dan da bütün yemeklerimi bulabilirsiniz. Orada da hepsini aynı şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi makarnamız yavaş yavaş kavruluyor. Biraz bir kavrulsun güzel bir renk katması için. Biraz kavrulsun. Eğer ki beyaz kalmasını istiyorsanız çok fazla kavurmanıza gerek yok. İçinde biraz daha belirgin ve güzel görmesini istiyorsanız siz de makarnanızı biraz daha kavurabilirsiniz. Hemen şöyle biraz hafif bir renk alsın öncelikle. Yani normal arpa şehriye veya da tel şehriye veya da yıldız şehriyemiz kavurduğumuz gibi onu da bir kavuralım. Evet. Ve pirincimiz hazır. Pirincimizi de içine dahil edelim. Ondan sonra şöyle bir pirincimizi ilave ettikten sonra beraber karıştıralım. Hatta isterseniz içine biraz da sizler hoşunuza da gidiyorsa biraz da susam da kullanabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Güzel bir görüntü katlıyor. Tekrardan pirinçler ve makarnaları iyice bir kavurmaya başlıyoruz. Tabii ki ne kadar iyi kavrulursa, yanmayacak derecede ne kadar iyi kavrulursa daha lezzetli olur, daha güzel olur. Pilavımızın hem tane tane hem de güzel görünmesi için sevgili izleyicimiz iyi kavurmamız gerekiyor ve yağı iyi belirlememiz ve ayarlamamız gerekiyor. Onun için yağ ne çok fazla aşırı olacak ne de çok az olacak. Ona göre dengeli bir şekilde yağımızı kullanacağız. İçine kullanmış olduğumuz suyumuzda şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer ki yeni yeni pilav yapmaya da başlamışsanız, tutturamıyorsanız pilavınızı şöyle bir şey yapabilirsiniz. Örneğin şu tabakla pirincimizi hazırlayacağız. Aynı tabakla bir tane su verirsek kafa kafaya gelecek, yeterli olacak. Sevgili izleyicimiz şöyle bir tane tabak dolusu pirinç hazırlıyorsa ölçüyle de yapabilirsiniz. Aynı ölçüyle de bir tane içine suyumuzu ilave edebiliriz. Bulgur, irmik veyahut da makarna veyahut da arpa şehriye bunlardan kendimize sunum yapacaksak, pilav yapacaksak o zaman da ne yapacağız? 1'e 2 yani aynı ölçüyle 2 tane su içine ilave edeceğiz. Ve o güzelce bir şekilde suyu çekecek ve hazırlanmış olacak. Ve onlarda biraz daha yağ da fazla kullanmamız gerekiyor. Çünkü yağ çok fazla seviyor. İrmik, bulgur, makarna yağ çok fazla sevdiği için yağ miktarını biraz daha arttırmamız gerekecek. Şimdi pirinçlerimiz iyice bir hemen kavruluyor. Yani o iyice bir kavrulduktan sonra tekrardan bir karıştıracağım. Ve karıştırdıktan sonra sıcak suyumuz hazır. Şöyle bir sıcak suyumuzu alalım.
Tenceremizin tekrardan kapağını da aldık ve suyumuzu içine dökelim. Şehriye içinde veyahut da makarna içine kullandığımızda su miktarını çok hafif biraz arttırabiliriz. Sevgili izleyicilerimiz 2 veyahut da 3 yemek kaşığı kadar. Eğer ki az kullanıyorsak veyahut da fazla kullanıyorsak ona göre biraz daha suyu fazla kullanmamız gerekiyor. Hemen şöyle bir karıştırdık pilavımızı. Pilavımızı iyice bir karıştırdıktan sonra şöyle bir kontrol edelim. Hemen hemen yeterli suyumuz ve suyumuzu ayarladıktan sonra tenceremizin kapağını kapatıp ondan sonra dinlendirmeye bırakalım. Biraz daha altını kısalım. Çok yüksek bir derecede kaynanmasın. Şimdi tenceremize önce yağımızı dahil ettik. Yağımızı ilave ettikten sonra makarnamızı içine ilave ettik. Eğer bol olmasını istiyorsanız sizler de biraz daha artırabilirsiniz. Fazla da kullanabilirsiniz. Ve onu güzelce bir şekilde bir hazırlıyoruz. Ve ondan sonra yavaş yavaş makarnalar iyice bir kavruluyor. İyice bir kavrulduktan sonra ondan sonra tekrardan içine pirincimizi dahil ediyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve ondan sonra suyumuzu içine ilave ettik. Ve suyumuzla beraber iyice bir dinlensin. İyice bir demlensin. Dinlendikten sonra sunumunu yapabiliriz. Şimdi o yavaş yavaş kenarda bir 15 dakika bir dinlensin. İyice bir pilavımız hazırlansın sevgili izleyenimiz. Altını kıstık. O yavaş yavaş dinlenirken biz de diğer hazırlıklarımıza geçebiliriz. Öncelik dedi ki yemeğimiz hemen şöyle ben yemeğimizi güzelce bir hazırlanmıştım. Ondan sonra fırına da göndermiştik. Fırında o iyice bir pişti. Tekrardan şöyle bir alalım. Çok da güzel görünüyor değil mi? Hemen yemeğimizi hazırladık. Onu hazırladıktan sonra sunum yapacağımız tabaklarımızı da ayarlayalım. Böyle bir tabağımız hazır. Kenarına süsleme yapacağımız için siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz sevgili izleyicimiz veya da bizim gibi de yapabilirsiniz. İlk başta alacağınız patlıcan biraz böyle bizi yoracak ama sıcakta olduğu için alması da biraz zor oluyor. Bismillah dedik. Onu şöyle bir aldık. Devam. Bir tane daha alalım. Bunu daha rahat bir şekilde alacağız şimdi. Oh. Hazır. Hatta şunu çevirebiliriz. Şöyle bir çevirelim. Ve onu çevirdikten sonra domatesimiz düştü. Onları kenarına bırakalım. Süslememiz için güzel olacak. Bunu da diğer tarafa bıraktık. Ondan sonra bunu da şöyle bir kenarına gönderelim. Ve kenarına bıraktıktan sonra harika bir şekilde hazırlandı sevgili izleyenimiz. Şimdilik kabımızı kaldırdık. Ondan sonra ben hemen böyle bir tabağın kenarını bir temizleyeyim. Çok fazla böyle bir kirlendi onun için. Dağınık görünmesin. Onu da hop şöyle bir temizledik. Hemen güzelce bir şekilde bir patlıcanımızı hazırladık sevgili izleyicimiz. O hazırlandıktan sonra kenarda beklesin. Güzel bir sos hazırlayalım. Sosumuz da şey biraz kıvamlı bir sos olsun ki ona hem yakışsın hem de güzel bir sos olsun. Tekrardan ocağımızın altını açtık. İçine çok hafif biraz yağımızı damlattık. Ve yağımızı damlattıktan sonra eğer ki sizler içinde istiyorsanız kullanabilirsiniz. Veyahut da istemiyorsanız tercih de etmeyebilirsiniz. İçine bir parça soğanımız. Ben sadece şuradan az bir soğan ilave edeceğim. Sosumuzu hem biraz daha güzelleştirecek hem de güzel bir aroma katmış olacağız. Onu ben şöyle bir ufak ufak önce bir doğrayacağım. Fazla iri olmayacak. Maksadımız biraz daha güzel bir lezzet ve aroma katması. Onun için soğanımızı ince ince doğrayalım. Soğanımızı doğradıktan sonra tenceremize, kabımıza gönderelim.
Evet. Bir parça biberimiz. Küçük bir tane varsa olur. Yani şuradan bir tane de alabiliriz. Bir parça biberimiz. Hemen bunu şöyle bir aldık. Biberimizi tekrardan önce bir şöyle bir dilimleyelim. Ondan sonra küçük küçük doğrayalım. Ufak ufak biberimizi doğradı. Doğradıktan sonra tekrardan onu da şöyle bir soğanla beraber kavuralım. Ve soğanla beraber yavaş yavaş şöyle biraz kavurduk mu çok güzel olacak. Ondan sonra çok hafif biraz salçamız. Fazla kullanmayacağız. Biraz salçamız içine dahil ettik. Ve salçamızı dahil ettikten sonra tekrardan şöyle bir salçamızla beraber iyice bir karıştıralım. Güzelce bir kavrulmaya devam etsin. Ondan sonra çok hafif biraz tuzumuz. İyice bir hazırlanırken. Minik biraz tuzumuz, biraz pul verimiz. Ufak çocuk yoksa kullanmayacağız sevgili izleyenimiz. Veyahut da dediğimiz gibi ufak çocuk varsa kullanmayacağız. Çocuklarımız sevmiyorlar, onlar için tercih etmeyeceğiz. Ama ufak çocuk yoksa kullanabiliriz. Yemeğimizde biraz daha dikkat edersek çocukların hem hoşuna gidecek hem de güzel bir sunum olacak. Çocuklar sevmediği için onlar için kullanmayalım. Hemen şöyle biraz salçamı da ben karıştırdım. Ben onu karıştıktan sonra çok hafif biraz su, fazla olmayacak. Sadece açmasına yetecek kadar olursa yeterlidir sevgili izleyenimiz. Onun için de tekrardan sosumuzu şöyle biraz kıvamlı bir sos olacak şekilde ayarlayalım. Hafif biraz daha suyumuz. Evet, hemen yeterli. Ve biz de yavaş yavaş sunumlarımıza geçebiliriz. Buradan bir parça yeşilliğimiz hazır. Onu bir şöyle bir keselim. Ortada böldük. Biraz daha şöyle güzel bir süslememizi yapalım sevgili izleyenlerimiz. Ve hazır. Ve hazırlandıktan sonra şöyle bir çeviriyoruz. Ondan sonra biraz yoğurdumuz. Yoğurdumuz da hazır. Ve yoğurdumuzdan birazını ortasına şöyle bir dökelim. Hop. Evet. Mis mis. Harika oldu. Onu bir yoğurdumuzu hemen güzelce bir şekilde bir hazırladık. Ve hazırladıktan sonra üç kısımlarına azar azar mısır. Burada aynı şekilde. Birazdan mısır. İlave edelim. Onu ilave ettikten sonra sosumuz hazır. Hemen sosumuz da hazırlandıktan sonra biraz sosumuz harika olacak. Evet şöyle bir arkadaşlar görsün diye çevireyim. Bunu da biraz hop. Harika. Evet şimdi güzel de bir süslememiz de oldu. Sevgili izleyenimiz süsledik. Üzerini biraz da zenginleştirelim biraz kekik. Hafif üzerine serpiştirelim. Evet, şimdi hazır. Ve hazırlandıktan sonra artık yavaş yavaş hemen şöyle bir biberlerimizi de kenarlarına böyle bir bırakayım. O da güzel bir yakışsın diye hemen böyle bir kenar kısımlarına bıraktık. Evet, kenara doğru aldık. Şimdi pilavımız yavaş yavaş hazırlanıyor sevgili izleyenlerimiz. İyice bir pilavımız tabii ki sizin zamanınız çok olacağı için istersen biraz daha sizler fazla da dinlendirebilirsiniz, bekletebilirsiniz. Pilavımız yavaş yavaş hazır da diyebiliriz. Ben hemen onu sunum için çok fazla dinlendiremeyeceğiz. Ben hemen şöyle bir sunumu yapacağım. Siz biraz dinlensin, dinlendikten sonra sunumunuzu yapabilirsiniz. Şöyle ben kapağını açayım. Ondan sonra şöyle bir karıştıracağım. Hemen hızlıca sunumunu yapacağız. Sizlerle beraber neler yapmışız ona göz atacağız. Onun için
arada şöyle bir. Tabağımız hazır. Oh. Mis mis. Bunu da biraz daha şöyle bir üzerine bastırdık. Ve ondan sonra da bastırdıktan sonra tabağımız hazır. Dağılmasın diye biraz bastıralım. Oh. Harika olmuş sevgili izleyenlerimiz. Güzel de bir görsel kattı. O da iyice bir hazırlandı. Ve hazırlandıktan sonra onu da bir süsleyelim. Kenarlarını minik biraz süsleyelim. Ve tekrardan onu da minik bir süsledikten sonra şuradan bir iki parça yeşilliğimiz güzel olacak. Tekrardan bunu da diğer tarafına şöyle bir bırakalım. Evet. Bundan sonra bu da şöyle bir kaldı. Onu da ben şöyle bir kenara bırakayım. Şimdi pilavımız da hazır. Pilavımız hazırlandıktan sonra tekrardan hemen sunumunu şöyle bir yapacağım. Evet. Kenara doğru aldık. Ondan sonra pilavımız hazır. Ve tezgahımızı bir toparlayayım sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra neler yapmışız sizlerle. Sizlerle beraber neler yapmışız hemen bir göz atalım. Önce bir ocağımızı şöyle bir toparladık. Ondan sonra evet. Şimdi yemeklerimiz hazırlandı. Güzelce bir şekilde hazır sevgili izleyicilerimiz. Hazırlandıktan sonra yavaş yavaş biz de hazırız. Hemen neler yapmışız ona bir göz atalım. Pilavımız dediğimiz gibi sevgili izleyicilerim siz bir 10 dakika daha zaman katabilirsiniz. Biraz dinlenmesi için, demlenmesi için. Makarnalı pilav için neler kullandık? Hangi malzememiz var? 2 su bardağı kadar pirincimiz. Ondan sonra yarım çay bardağı kadar veya da fazla da kullanabiliriz. Boncuk makarnamız, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, 2 su bardağı kadar pirincimiz, yarım çay bardağı kadar boncuk makarnamız, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz veya da biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı kadar pirinç, ondan sonra yarım çay bardağı kadar boncuk makarna, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz. Tenceremize yağımızı ilave ediyoruz. Yağımızı ilave ettikten sonra makarnamızı içine dökelim. Makarnamızı iyice bir kavuralım. Makarnamızı iyice bir kavurduktan sonra tekrardan içine pirinçlerimizi ilave edeceğiz. Pirinçlerle beraber kavurmaya devam edeceğiz. Pirinçlerle beraber iyice bir kavuracağız. Tekrardan tuzumuzu içine ilave edeceğiz. Tuzumuzu ilave ettikten sonra yeteri kadar suyumuzu içine ilave edelim ve suyumuzla beraber iyice bir karıştıralım. Ve karıştırdıktan sonra tekrardan kapağını kapatacağız. 15 dakika bir dinlenecek pilavımız. Bir 15 dakika dinlendikten sonra sunum yapacağımız tabağımıza koyup kenarlarını veya üzerini süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, kayısılı fındıklı su muhallebimiz için de sevgili izleyenimiz kullanmış olduğumuz malzememiz 200 gram kadar kuru kayısımız, 100 gram kadar fındık içimiz, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, şeker isterseniz biraz daha artırabilirsiniz, fazla kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 paket vanilyamız, ondan sonra 1 adet veya 2 adet mandalina kullanabiliriz. 200 gram kadar kuru kayısımız, 100 gram kadar fındık içimiz, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 paket vanilyamız, 1 adet veya 2 adet mandalina kullanabiliriz sevgili izleyenimiz. Siz isterseniz az veya fazla da kullanabilirsiniz. 200 gram kadar kuru kayısımız, 100 gram kadar fındık içimiz, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 paket vanilyamız, 1 adet veya 2 adet mandalina kullanabiliriz. Önce tenceremize bize yetecek kadar suyumuzu dökelim. Ondan sonra şekerimizi içine ilave edelim. Şekerimizi ilave ettikten sonra yavaş yavaş kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başladıktan sonra fındıkları içine dökelim. Ondan sonra hemen güzelce bir şekilde kayısılarımızı minik minik doğradık, içine ilave ettik. Hatta biz bir tane de ayva içine ufak ufak doğradık, ilave ettik. Onunla beraber iyice bir kaynasın. O iyice bir kaynarken kenarda tekrardan nişastamızı hemen az bir suyla beraber açacağız. Nişastamızı az bir suyla beraber açtıktan sonra içine ilave edelim. Ve içine ilave ettikten sonra iyice bir karıştıracağız. Ve karıştıktan sonra o iyice bir koyulaşacak. Ve güzelce bir şekilde bir koyulaştıktan sonra sunum yapacağınız tabaklarımıza ilave edelim ve güzelce bir şekilde kenarlarını süsleyelim. Kenarları süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzeti hem de güzel bir su muhallebisi olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.
Köfteli mısırlı karnıyarık içinde kullanmış olduğumuz malzememiz sevgili izleyicimiz 4 adet patlıcan, 450 gram kadar kıymamız, 1 su bardağı kadar nohutumuz, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra 2 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul ve kekik, yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız, 4 yemek kaşığı kadar mısırımız, 4 adet patlıcan kullanıyoruz. Ondan sonra 450 gram kadar kıymamız, 1 su bardağı kadar nohutumuz, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 2 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kekik, yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız, 4 yemek kaşığı kadar mısır kullanıyoruz. Öncelikle patlıcanları hemen alacalı bir şekilde bir soyalım. Soyduktan sonra tavamızda kızartalım. Tavamızda kızardıktan sonra hemen tepsimizi içine ilave ediyoruz. Üzerini hemen içlerini açıyoruz. Üzerine biraz şekerimizi ilave ediyoruz. Ayrı bir kabımızın içine kıymamızı, baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Ve güzelce bir şekilde köftemizi hazırlıyoruz. Ve köftemiz hazırlandıktan sonra tekrar da tenceremize soğanımızı kavuruyoruz. Biberlerimizi ilave ediyoruz. Ve içine köftemizi ve salçamızla beraber kavurduktan sonra içine ilave ediyoruz. Ondan sonra ilave ettikten sonra içini dolduruyoruz. Fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet sevgili izleyenler, biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Önce tabii gurbetçilerimizi, onları çok seviyorum buradan bütün gurbetçilere. Benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Türkiye'de bizleri izleyen herkes, desteğini esirgemeyen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Askerlerimize, polislerimize, ekran başından olan herkese kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.